Şimdi Türkiye 2004'lü yıllarda savunma sanayisi tedariğinin önemli bir kısmını yurt dışından yapan bir konumdayken, şimdi çok şükür %80'lere yakın bir yerlilik oranını yakalamış durumda. Bu da tabii bir otoritenin, yani başkanlığımızın esasında aldığı tedbirler, işte burada bulunan vakıf şirketlerimizin bu tedbirlerin arkasında harf harf, hece hece, kelime kelime durarak görevlerini, sorumluluklarını yerine getirmesiyle mümkün olmuş bir iş. Burada daha tabii alınacak yol var. Bizim asıl meselemiz savunma sanayinde tam bağımsızlık ise, savunma sanayinde kullandığınız bütün enstrümanları dışarıdan getirenler de tedarikçiler olduğuna göre bu bağımsızlığın temelde geçtiği yer aslında biraz da bizler oluyoruz. Yurt dışı firmalara yerli alternatif firma geliştirmek en temel sorumluluğumuz. Biz aslında organizasyonumuzu da biraz bu çerçevede konumlandırıyoruz. Ben müsaadeniz olursa çok kısa biraz Aselsan'ın tedarik organizasyonundan bahsedeyim. Biz geçtiğimiz yıl Nisan ayında Aselsan'ın tedarik organizasyonunu, ki şirketimiz biliyorsunuz 1975 yılından, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra kurulmuş ve yerleşmeyi, millileşmeyi misyon edinmiş bir şirket. Tabii ki tedarik hep oldu 75 yılından beri. Ama geçen yıl organizasyon değişikliğiyle bunu bir genel müdür yardımcılığı, tedarik zincir yönetimi genel müdür yardımcılığı organizasyonu olarak belirledik. Hasbelkader ben de bu organizasyonun başında yönetici olarak şu an görev yapıyorum. Bizim organizasyonumuzun iki tane temel motivasyonu var. Birincisi yerleştirme ve millileştirme. Bunu da bir direktörlük olarak konumlandırdık. Aselsan şu anda son 3 yılda 559'a yakın ürünü millileştirmiş bir şirket. 300 milyon doları da yurt dışından yurt içine döndürdü. Dolayısıyla burada bize verilen tarihi sorumluluğu yerine getirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Organizasyonun diğer kısmı tabii ki takdir edeceğiniz üzere satın alma tarafı. Satın alma tarafını da biz 4 ana faaliyet altında yürütüyoruz. Bir tanesi bizim stratejik satın alma dediğimiz sistem seviyesindeki satın almalar. Diğeri yan sanayi dediğimiz alan. Biz şu anda Türkiye'de en fazla yan sanayi firmasıyla çalışan şirketiz. 466 tane aktif yan sanayi firmasıyla çalışıyoruz. Birazdan kapatırken toplam tedarikçi sayımızı da vereceğim. Ve siparişlerimizin %50'si yan sanayi firmalarımızdadır. Geçen yıl verdiğimiz sipariş 1,5 milyar dolar Sayın Başkanım. Siz daha iyi biliyorsunuz bunu. Dolayısıyla bu büyüklüğün yarısına yakınını yan sanayi firmalarına, bunların da tamamı yerli firmalar olduğunu dikkate alırsanız, Aselsan'ın bu konudaki ekosistemi yönetme kapasitesini sanıyorum daha net anlayabiliriz. Geri kalan kısmımız endirekt alımlar müdürlüğü dediğimiz, esasında vakıf şirketlerimizin de zaman zaman bir araya gelerek yaptığı, daha kurumsal faaliyetlerimizin devamı niteliğindeki satın alımlar. Son divizyonumuz da bizim raf ürünleri dediğimiz, yine çoğu maalesef geçmişte yurt dışındaki firmalardan alınmış olan hazır ürünler. Şu anda buradaki organizasyonumuz da toplam satın alımlarımızın neredeyse %25, %30 bandına doğru esasında gelmiş durumda. Şimdi bu organizasyonda Aselsan 5400 aktif tedarikçi ile çalışıyor. Bu 5400 aktif tedarikçinin yaklaşık 3400 tanesi yerli tedarikçi. Ama yurt içi satın alım oranı %72. Ekonomist dergisinin son yaptığı bir araştırmada toplam kayıtlı tedarikçi sayısına sahip olma bakımından Aselsan Türkiye'nin en büyük 5 tedarikçi ile çalışan firmalarından bir tanesiydi. Organizasyonumuz da bunu yönetmeye matuftur Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum. Ben burada bir soruyla girdi yapayım Nuh Bey. Alt yüklenici firmalarınızın sizin ekosisteminizde yer alması için ne gibi süreçlerden geçmesi gerekiyor? Evet. Sanıyorum ben hakkımı bu turda bitireceğim böyle. Öyle yapalım. Nasıl ilerlerse yani Evet. burada biz bizeyiz. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi Aselsan'la beraber çalışabilmek esasında hem kolay hem zor. Kolay tarafı şu, çok kolay bir portal aracılığıyla hem Savunma Sanayimiz Başkanlığımızın EDEP mekanizması hem de bizim internet sitemizdeki tedarikçi portalı aracılığıyla Aselsan ekosistemine başvuruda bulunmak mümkün. Biz bunu üretici, satıcı, yan sanayi, inşaat firmaları olarak gruplandırdık. Başvuruları aldıktan hemen sonra bu firmalarımızın altyapılarını kontrol edip bununla ilgili kurduğumuz komisyonlarımıza esasında
işi havale ediyoruz. Komisyonlarımız gereken incelemeleri yaptıktan sonra ya firmayı EYDEP mekanizmasına yönlendiriyoruz. Burada birazdan... yine araya gireyim o zaman. EYDEP'le tedarik yönetiminizdeki, EYDEP programının tedarik yönetiminizdeki yeri nelerdir? Orada da bir parantez açarsanız. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi biz EYDEP mekanizması kurulduğundan beri bu işin en temel destekçilerinden bir tanesiyiz. Hali hazırda 40'ın üzerinde sanıyorum soru setiyle EYDEP'e katkıda bulunduk. Şimdi de 22 tane ilave faaliyet alanı ile ilgili soru setimizi hazırladık. 20'nin üzerinde aktif tetkikçimiz var, sahada çalışan ve bugüne kadar da 200'ün üzerinde EYDEP tetkikine katılmışız. 50'nin üzerinde yeni firmayı da sırf EYDEP tetkiklerinden ASELSAN'a kazandırmışız. Dolayısıyla EYDEP tarafından belli bir skalanın üzerinde puan alan tedarikçileri, üreticileri ASELSAN'a kazandırma konusunda bir şeyimiz yok çok şükür. Bu dediğim gibi bizim internet sitesindeki son derece kolay olan başvuru ekranından herhangi bir firma, illa yan sanayi firması olmak zorunda değil, üretici olabilir, bir şey alıp satıyor olabilir, bir inşaat firması olabilir. Buradan başvurusunu çok kolaylıkla yaptıktan sonra biz süreci en son aşamaya kadar adım adım ve şeffaf bir şekilde takip edebiliyoruz. Diğer taraftan çok önemli bir nokta, bunu da vurgulamak isterim. İhalelerimizde katılımcılık önemlidir. Biz yaptığımız her işi ihale sistematiğiyle yaparız ve burada hem kalite hem fiyat bakımından bütün firmaları karşılıklı sürekli olarak yarıştırırız. ASELSAN tabii bütün diğer vakıf firmaları da bu şekilde. Türkiye'de bir sanayi ekosisteminin, bir yetkinliğin oluşmasına bugüne kadar katkı verdi. Ben şimdi müsaadeniz olursa verdiğimiz destekleri de söyleyip kendi hakkımı tamamlamak istiyorum burada. Şimdi biz esasında 6 tane temel başlıkta firmaları eğitmişiz bugüne kadar. Son geçen 45 senede. Şimdi bir tanesi eğitim. Vakıf şirketlerinin tamamı bir okul. Şimdi bizde çalışan firmaların pek çoğu proses işleme yetkinliklerini, tasarım yetkinliklerini esasında ASELSAN, HAVELSAN, TAİ gibi firmaların mühendisleriyle karşılıklı çalışarak esasında yıllar içerisinde kazandılar. Dolayısıyla bu eğitim işi gerçekten bizim ciddi manada destek verdiğimiz bir alan ve 38 bin saati aşan online eğitim vermişiz biz tedarikçilerimize. İkincisi danışmanlık. 5 tane sektörümüz var. 9 bin çalışanımız, 7 bin mühendisimiz var. ASELSAN'la çalışan bir firma 7 bin mühendisin bilgi birikimine kendi alanıyla ilgili olmak kaydıyla tabii ulaşma şansına sahip. Üçüncüsü finansal sürdürülebilirlik. Buna çok önem veriyoruz. Biz beraber çalıştığımız stratejik ortak yan sanayi düzeninde beraber çalıştığımız firmaların finansal sürdürülebilirliklerine de önem veriyoruz. 15'in üzerinde bankayla anlaşması var ASELSAN'ın ve çok etkin bir tedarikçi finansman sistemimiz var. Bir rakam vereyim. 2021-22 döneminde 100 milyon dolarlık siparişi tedarikçi finansman sistemi aracılığıyla çevirdi firmalarımız. Bu da çok değerli bir bilgi olduğunu değerlendiriyorum. Stratejik ortaklık belli bir seviyeden sonra bizle çalışmasını sürdüren firmaları biz aslında altın, gold, platin ne derseniz ona böyle bir seviyeye yükseltiyoruz. Şu anda ASELSAN'ın 75 tane stratejik ortağı var. Stratejik ortak seviyesine bir firmayı çıkardığımızda artık onun üretim planlamasına da ASELSAN dahil olmuş oluyor. Teminat mektubudur vesairedir diğer garantileri de firmalarımızdan esasında talep etmiyoruz. Ve zaman zaman bu firmalarımıza elimizde bulunan atıl ekipmanları, test altyapılarını ya çok cüzi bedellerle ya da bedelsiz olarak kullandırıyoruz. Çünkü sizler de biliyorsunuz savunma sanayi zahmetli, pahalı, maliyetli bir alan. Dolayısıyla buradaki altyapılarımızın da ortak bir şekilde kullanılması son derece önemli. Bu kapsamda elimizden gelen desteği de veriyoruz. Ben şöyle bir teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için.